Arkadaşlar merhaba. Dün size direksiyonda doğrusalsızlık ne demek bunu anlatmıştım. Buna niye gerek duydum anlatayım. İnternette, YouTube'da hele bir sürü videolara baktım. Bu konuda bir bilgi var mı diye. Çünkü yeni bir direksiyon aldım 2 gün önce. Yeni derken yani ikinci el bir direksiyon. Sırf denemek için. Hani direksiyondan bu iş oluyor mu olmuyor mu, iyi oluyor mu olmuyor mu anayım diye. Ama o direksiyonun ayarlarını yaparken bu doğrusalsızlık yani şeyin ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Bir bilgi var mıdır diye baktım. Her kafadan da bir ses çıkıyor. Herkes başka bir şey anlıyor falan. Baktım olacak gibi değil. Ya Türkçe hiçbir kaynak yok da bu doğrusalsızlıkla ilgili. Baktım internette. Yok anasını satayım. Çözdüm ama en sonunda çözene kadar tabii biraz zaman geçti. Şimdi bunu yapınca tabii diğer arkadaşlarımla da bunu paylaşayım dedim. Şimdi arkadaşlar bu doğrusalsızlık denen şey çok önemli bir şey aslında. Neden önemli bir şey? Bu 180 derece direksiyon kullanan arkadaşlar için aslında bir nimet. Neden önemli anladın şimdi. Şimdi sizin 180 derece direksiyonunuz var. Bu bir tarafa 90 derece dönüyor. Diğer tarafa da 90 derece. Bir tarafa diyelim ki bunu 90 derece çevirdim. Şimdi oyundaki direksiyon 450 derece dönmesi gerekiyor. Siz onu 90 derece çevirince. Bu ne demek? Bu şu demek. Siz ufacık bir hareket yaptırdığımızda direksiyonumuza ekrandaki direksiyon çıldırmaya. İşte bu oyunu yapan adamla bu işe bir nebze çözüm götürebilmek için demişler ki biz böyle bir ayar koyalım. Bu ayarda işte böyle 180 derece, 270 derece, 300 derece direksiyon kullananlar için bir kolaylık olur. Şimdi arkadaşlar bu ne yapıyor onu anlatayım. Şimdi sizin bu 90 derece döndürdüğünüzde ilk 15-20 direksiyona göre değişiyor bu da 15 ile 25 derece belki de 30 derece arasında direksiyonumuzu çevirdiğimizde ekrandaki direksiyon da sizin direksiyonunuza uygun hareket eder. Şimdi bu nasıl oluyor onu anlatayım. Bir tane grafik koydum şeyin başına bu geometriden biraz anlayanlar, matematikten biraz anlayanlar ne demek istediğimi o grafiğe bakarak anlayabildi ama matematikten anlamayan arkadaşlar, yani daha doğrusu geometriden anlamayan arkadaşlar için birkaç tane deneme yapacağız hep beraber. Şimdi bu denemeleri nasıl yapacağız? Siz bilgisayarınızın başına oturacaksınız, direksiyonunuzu önünüze alacaksınız ve ayarlara gireceksiniz. Ayarlarda, bu direksiyon ayarlarında bu direksiyon doğrusalsızlığı denen şeyi önce bir sıfıra getireceksiniz. Sonra oyuna gireceğiniz. Önünüzdeki direksiyonu bir 15 derece sağa çevireceksiniz. Oyundaki direksiyonun ne kadar dönüyor bakacaksınız. Hatta bunu 20 derece yapabiliyorsunuz. Yani kendi direksiyonumuzu bir 20 derece çevirebiliyorsunuz. Ondan sonra ayarlara tekrar gireceğiniz. Bu doğrusalsızlık denen şeyi %100 yapacaksınız. Sonra oyuna tekrar döneceğiniz. Az önce çevirdiğiniz kadar çevireceğiniz direksiyonumuzu oyundaki direksiyon bakalım ne kadar dönüyor. Arada çok büyük bir fark olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu ne işe yarıyor dersek uzun yolda otobanda gidiyoruz. Virajlar var tabii. Bu virajlar işte böyle ufak ufak virajlar. Çok keskin dağ yolları gibi, dağ yollarındaki gibi virajlar değil. Şimdi bunları dönerken direksiyonunuzu ufacık ufacık hareket ettirmek zorunda kalıyor. Niye? Çünkü çok hareket ettirirseniz direksiyon saplanı veya sağa veya sola. İşte bunun önüne geçmenin yolu bu doğrusalsızlık denen şeyi artırmak. Onun değerini artırmak. Şimdi bunu artırdığımız zaman ne oluyor? Sizin 45 derecelik direksiyonunuz ilk
20 dereceye kadar, 25 dereceye kadar sanki 900 derece direksiyon gibi davranıyor. Daha doğrusu oyundaki direksiyon sizin direksiyonunuzu öğneymiş gibi farz edeyim. Mesela siz 20 derece çevirdiğinizde oyundaki direksiyon da 20 derece. 25 derece çevirdiğinizde 25 derece. Ama siz direksiyonu 40 derece çevirdiğiniz zaman ekrandaki direksiyon bu sefer 70 derece, 80 derece. İşte bu ayarla çok önemli. Şimdi bir de bu hassasiyet işi var. Bu hassasiyet işini de ben çok düşük tutuyorum. Yani nasıl yapacağım ben bunu? Mesela diyelim ki bu soldan sağa doğru 4 tık, 5 tık kullanıyorum ben bunu. Bunu nasıl yapıyoruz? Mouse'u getiriyoruz o ayarın üstüne. Hafifçe sağa kaydırırken çok çok hafif hafif kaydıracağınız zaman bu tık 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 basamak basamak atlıyor. İşte 4 basamak atladı mı tamam. Bu direksiyon doğrusalsızlığında %50 yaparsanız işte o zaman oyun keyfinden oynanıyor. Ben bir 1700 kilometre yol yaptım. Sorunsuz, kazasız, belasız gittim ben direksiyonla. Keyifli de bir yolculuk oldu. En keyifli tarafı işte ellerinizin bir tanesinin boş kalması. Ben tek elinden araba kullanmayı severim. Şimdi daha önce mouse kullanırken bir el mouse'da bir el klavyede böyle ne çay içebiliyordum ne cigara içebiliyordum anasını satayım sıkıntı veriyordu bana. Şimdi tabii bu direksiyondan beraber gelen ayak pedalları işte gazla fren bu işi kolaylaştırdı. Bir el boşa çıktı. Ben sol elinden yemek bile yiyemem ama arabanın direksiyonunu çok iyi kullanırım sol elinden. Sol elinden arabayı kullanırken sağ elinden de yakıyorum cigaramı içiyorum, işte çayımı içiyorum falan böyle keyifli oldu yani yol anlayacak. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi hassasiyeti bir 4 tık 5 tık yapın. Ondan sonra doğrusalsızlık denen ayarı da tam ortaya götürün. Ondan sonra bir deneyin bakalım. Tabii biraz el alışkanlığı da isteyecek ya. Yani. Onu da söyleyin yani. Şimdi el alışkanlığı olmadan da böyle hemen bu ayarlarda artık mucize yaratmaz. Siz eliniz o kadar becerikli değilse. Ama biraz araba kullandığımızda buna alışırsınız. Zaten yarış arabası oyunu değil bu. Bir simülasyonu. Hani çoğu yolda 90 kilometrenin üstünde zaten hız takibi var. Ben normalde size göstermek için çektiğim videolarda hız yapayan mı? Hani bu normal oynarken böyle bu hız limitlerini uyarım yani. Bunu hemen söyleyeyim. Oyundan keyif almak için oyunun kurallarına uyarım. O yüzden son derece keyifli bir yolculuk oldu. Şimdi ben bu ayarları ETS2'de denedim. Bir de American Truck Simulator denen bir dalga var. Oynayanlar bilirler. Onda da denedim. Gayet ikisinde de gayet iyi böyle netice verdi. Şimdi siz de bir deneyin bunları. Arkadaşlar işte başka abidik gubidik ayarlara falan gerek yok. Onu hemen söyleyeyim. Bu çok basit, çok kolay bir iş. Hemen 2 dakikada ayarlayacaksınız. Ondan sonra bir yarım saat araba kullanacaksınız. Yarım saatte alışacaksınız zaten. Hiç uzun bir iş değil. Ama tabii böyle yarış arabası gibi araba kullanayan diyenler için 900 derecelik direksiyon da olsa o iş zaman alacak bir işti yani alışmak zaman alacak bir işti ama bu benim ayarlara normal simülasyon oyunu oynayan herkes kolayca alışabilir. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.